Ya gözlerime inanamadım diyorum. O kadar mükemmel çizimlerdi ki. Ya niye hiç haberimiz olmadı? Aman Samet Bey işte. Ne kadar çekingen olduğunu bilmiyor musunuz? Evet ya. Yani tutup sorsak siz mi çizdiniz bunları diye utancından hiçbir şey söyleyemez. Yani Samet Bey böyle biraz insanüstü bir varlık. Gerçek yetenekler hep böyle yapar. Yani kendimden biliyorum. Yağmur adam misali. Çaktın. Çaktım. Ya onu bunu bırak da bizim bunu bir şekilde ortaya çıkarmamız lazım. Acaba diyorum böyle biraz zorlasak mı? Nasıl? Ayarlayacağız dur. Hah, buna geldin mi? Geldim, buradayım. Bir şey mi oldu? Ya bura hala küs müyüz ya? Affetmeyecek misin beni? Kendini ait olduğun bir resmin dışında kalmış gibi hissettiğin oldu mu? Anlamadım bro. Neyse boş ver. Şimdi hissettim. Ya yapma bro ya. Biz Volkan'la Kerem'iz böyle mi takılacağız? Affetmeyecek misin beni sonsuza dek? Affederim ama bir şartım var. Hah söyle ne istersen. Önce bir şey soracağım. Sor abi. Nasıl biri? Kim? O işte. Ömer mi? Ya adı neyse ne işte, nasıl biri? Cacığın teki buraya. Vallahi cacığın teki. Komik desen komik değil. Sohbeti muhabbeti tutmuyor. Var ya adamı görsen şey dersin. Bu adam niye dünyaya gelmiş ya? Ne işi var bunun dersin? Volkan birbirimizi kandırmayalım. Gerçeği söylerdi. Nasıl biri? Herif sağlam bro. Bayağı komik çocuk. Muhabbeti sohbeti de iyi. Yani hatta şu işler olmasa yani gerçekten bize dördüncü olur o derece. Abartma olmaz. Bizim sevdiğimiz oyunları oynuyor. Öyle diyeyim yani. Tamam tamam anladım dedim ya. Aa. Sen benden ne isteyecektin? Bunlar akşam yemeğe çıkıyorlarmış. Nereye gidiyorlarmış öğrensene bana. Emredersin kardeşim. Sen yeter ki iste yeter ki eskisi gibi olalım. Da sen ne yapacaksın onların yemeğe gittiği yeri örnek? Orasına bakacağız. Tamam, geliyorum. Samet Bey, biraz bakabilir misiniz acaba? Geldim. Size göstermek istediğimiz şeyler var ama. Tabii, estağfurullah. Neymiş? Tasarımcı arkadaşlarımız böyle bir şey çizmiş. Ama biz pek emin olamadık. Dedik bir de Samet Bey'e soralım. Onun gözü iyidir dedik. He. Yani ben pek anlamam ama. Aa olur mu? Siz bir bakın. Anlarsınız, anlarsınız. Yani iyi gibi sanki. Sizin de böyle pek bir içiniz sinmedi, değil mi? Evet. Yani çalışılsa sanki daha iyi olur. Peki siz tasarlasanız nasıl olurdu? Yani bize bir örnek çizim gösterebilir misiniz acaba? Ben? Evet, evet. Biz arkadaşlara geri bildirim vereceğiz ondan. Ya arkadaşlar ben çöp adam bile çizemem. Siz en iyisi bunu işin ehli birine gösterin. Sonuçta herkes bildiği işi yapsın değil mi? Hadi kolay gelsin. Ya niye saklıyor ki ya? Dedi ya işte herkes kendi bildiği işi yapsın diye. İpucunu oradan al. İşin eğitimini almadığı için kendine güvenmiyor olabilir mi acaba? Ben böyle tipleri çok iyi bilirim. Vay Samet Bey vay. Ya bu benim müstakbel kocam mı bu gelen ya? Evet benim müstakbel karım nasıl? İyi aşkım. Kahve içer misin? Aa, yok sağ ol. Sen iç. Tamam. Ya şey diyorum.
Acaba akşam bir yerlere mi gitsek? Gidelim aşkım. Nereye istiyorsan gidelim. Gidelim. Ha, tamam. Hatta şey yapalım. Ayşe ile Ömer'i de çağıralım. Ne dersin? Ya sen bu Ömer'i bayağı sevdin bakıyorum. Sevdim ya. Muhabbeti güzel çocuğun yani. Güzel, sevindim ya. Ama gidemeyiz. Niye gidemeyiz? Çünkü Ayşe ile Ömer bu akşam yemeğe çıkacak beraber. Ha. İyi, başka sefere o zaman. Nereye gideceklermiş? Nereye gideceklerdi ya? Şu Boğaz'daki yer var ya hani. Var ya, ya B ile başlıyor. Neydi o? Barbekü evi. Baba mekan. Yok, ay Volkan, hatırlamıyorum işte. Niye sordun ki bu kadar? Ya işte çocuk buranın yabancısı diye yardım edeyim, mekan önereyim diye dedim. Ya benim bebeğime bak ya. Neydi ya, neydi ya? Boğaz balık. Oh, evet. Boğaz balık. He. Hmm. Güzel tercih yapmış Boğaz balık. Hallettin mi? Hallettim kardeşim. Mekan bildiğimiz mekan. Daha önce gittiğimiz yer, sıkıntı yok. Mekanı aradım, adamı yolladım. Emanetli klozetin arkasına yerleştirdi. Yemeğin ortasındayken git, işi bitir. Volkan hadi sen kendi dalgana bak. Benim önemli işlerim var. Ceyda. Ha Kerem, ben de senin yanına geliyordum. Şu dosyalara bir bakman lazım. Yemeğe çıkalım mı? İş yemeği mi? Akşam yemeği. Hı? Cevap verecek misin? İkimiz. Evet, ikimiz. Senle ben. Benle sen. Öyle şey gibi. Hani ayaküstü atıştırmalık gibi. Yok, daha çok şık bir restoran gibi. Tamam, olur. Tamam, sana da uyarsa 7 gibi seni alırım, oraya geçeriz. 5 geçe olsa? Görüşürüz. Rüya mı bu ya? Şurup filan da içmedim. Teşekkür ederim. Burası. Umarım beğenirsin. Benim için fark etmez. Güzel abim, Alman mısın sevgiline bir gül? Biz sevgili değiliz. Bilirim ben o ayakları. Sağ olasın, Allah sizi birbirinizden hiç ayırmasın. Biz sevgili değiliz ablacığım. Bilirim, bilirim. Bu oyun biliyorsun değil mi? Biliyorum oyun, sorun yok. Bu da sadece bir gül yani. Sen bunu alırsan benim yanlış anlayacağım bir durum yok. Ayşe, ben çocuk değilim. Alman'da bir sakınca var mı? Kusura bakma, yanlış anlama diye söyledim. Bu oyunlar insanı zorlar bazen. Gerçekle oyun birbirine karışır. Sen sanki bu oyunu daha önce oynamış gibi konuşuyorsun. Girelim mi? Hoşladım. Tabii. Masanız burası. Teşekkürler. Yok artık, şaka mı bu? Kerem, sen bizi mi takip ediyorsun? Yok artık ya. Biz buradayız zaten, oturuyoruz. Herhalde siz bizi takip ediyorsunuz. İstersen başka bir yere gidebiliriz. Bak bu çok iyi fikir. Sana fikrini soran olmadı ama. Yok, bence biz rezervasyonumuzu yaptırdığımız yere, yaptırdığımız masaya oturalım. Rahatsız olan varsa o gitsin. Doğru. Sonuçta herkes istediğini yapmakta özgür. Aynen öyle.
Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Siparişlerimizi verelim ya. Verelim. Ne söyleyelim? Aa, buranın ıstakozu çok güzelmiş. Söyleyelim mi? İstakoz. Başka bir şey söylesek? Çok övdüler ama ya. Öyle böyle değil yani. Ne var Kerem? Neye gülüyorsun? Ben yemeğimi yiyorum burada. Yemek yemiyorsun Kerem. Gülüyorsun. Bana mı gülüyorsun? Nedenini söyler misin? Ben istakozu nasıl yiyeceğimi bilemiyorum. O yüzden söyleyemiyorum desen de, sen de o da kurtulsa, rahatlasa. Sen de benimle bu kadar ilgileneceğine Ceyda ile ilgilensen. Ayşe, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama... Yani müsaade edersen ilgilenecek, rahat bırakırsan. Müsaade sizin, buyurun. Eminim biz gelmeden önce de çok eğleniyordunuz. Eğleniyorduk tabii. Buranın en eğlenen masası biz seçildik hatta. Şey hakkında konuşuyorduk, ne hakkında konuşuyorduk Ceyda? Borsanın yükselişi hakkında konuşuyorduk. Gerçekten çok eğlenmişsiniz. Tabii sen anlamadığın için sana sıkıcı geliyor olabilir, haklısın. Ayşe, biz ilgilenmesek. Evet, evet. Arkadaşın tavsiyesini dinle. İlgilenmeyelim bence de. Gecemizi berbat etmeyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?